Aklıma geldi şimdi Mehmet Akif. Evet. milli mücadelenin halini, havasını mısralarıyla günümüze ulaştıran tek şahsiyettir. Milli mücadeleyi kupkuru tarih kitaplarından değil Mehmet Akif'ten okuyacaksınız evet. ki onu o havayı onu size teneffüs ettiren Zat yaşayacaksınız. Elbette. Elbette. Şu oluyor, bu oluyor. Milli mücadele kazanılıyor. Fakat daha sonra Mehmet Akif feci bir hayal kırıklığına uğruyor. Ona vefasızlık yapılıyor. Vefasızlığın derecesini düşünün ki Hamdullah Subhî Tanrı Över, yanlış bilmiyorsam. Diyor ki, e, Bayezid Camii'nde cenaze var dediler, namaz kıldık. Üç cenaze vardı, birini açtım ki, kimsesizler, kimsesizler cenazeleri bunlar, garip. Birini açtım ki aman Allah'ım Akif, ölümü bile bu haldedir Mehmet Akif'in. Cenazesi bile sahip çıkılmamıştır. Rastgele fark edilmiştir ki bu Mehmet Akif, bu ceset. O şekilde kaldırılmıştır. İşte o kırıklık, o umduğunu bulamayış, o vefasızlığa karşı gösterilen aksül amel, Akif'e şu mısraları yazdırıyor. En son yazdığını tahmin ettiğim mısralar. Safahat'ta geçer, Taceddin dergahında yazmış. Şu görünen gölgeme imrenmedeyim. Ne saadet, hani ondan bile mahrumum ben. Daha bir müddet eminim ki hayatın yükünü dizlerim titreyerek çekmeye mahkumum ben. Çöz de artık yükümün kör düğüm olmuş bağını, bana, hor, bana çok görme ilahi bir avuç toprağını diye bitirmiştir. Bu kadar dünyayı geriye atış, bu kadar dünyanın gözden düşüşü gördüğü vefasızlık sebebiyledir. Evet. Başka ülkelerde olsaydı bir kurtuluş kahramanı evet, ne kadar bayraklaştırılırdı. Bizde ise Mısır'a gitmeye mecbur bırakılmıştır. Evet. Oradan döndüğünde de zaten artık bitmiş, tükenmiş bir Mehmet Akif'i görüyoruz. Neticede niye döndün diyen olmamış ama ölümü bile bir garip ölmüş diyeler. Üç günden sonra duyalar. Soğuk suyla yuyalar. Şöyle garip bencileyin. Bu vefasızlık görmenin en mücessem örneklerinden biridir.